Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım, 2023 tayfa için Türkçe konu anlatımlarına devam ediyoruz. Geldik 4. dersimize. Artık cümlede anlam konusuna gireceğiz. İlk alt başlığımız cümlede anlatım biçimleri olacak. Önce hemen bir paragraf sözlüğü paylaşayım sizle. Her dersimizin başında bunu klasik bir şekilde devam ettireceğiz dostlarım. Salık vermek ne demektir? Öğüt vermek, tavsiye etmek anlamına gelir. Sorularda çok çıkan bir ifade. Kanıksamak, alışmak demektir ama bu herhangi bir şeye alışmak değil dostlarım. Alışılmaması gereken bir şeye alışmak. Örneğin televizyonlardaki zam haberlerine artık şaşırmıyorum dersen bu bir kanıksama olmuş olur. Yadırgamak ise alışılmadık bir durumla karşılaşmak demektir. Kurgu, gerçekliğin farklı alanlarından alınan çeşitli parçaların doğrudan doğruya biçimci görüşlere uygun olarak birleştirilmesi manasına gelir. Adapte, uyarlanmış demektir. Ahenk, uyum, düzen demektir. Aktüel, güncel, edimsel demektir dostlarım. Dolayısıyla edimsel de güncel anlamına geliyor. Alafranga, Batı tarzında Türk geleneklerine uygun olmayan demektir. Bunun tam tersi Alaturka, Türk geleneklerine uygun anlamına gelir. Betik, yazılı olan her şey, kitap, mektup, tezkere, pusula gibi. Biçem, üslup demektir, tarz demektir, anlatım biçimi demektir. Çeşni, tat, hoşa giden özellikler manasına gelir. Dejenere, yozlaşmış, aslını koruyamamış manasına gelir. Diksiyon ise duru, kurallara uygun güzel konuşma demektir. Evet, şimdi konu anlatımımıza başlayalım. İlk olarak gerçek ve mecaz anlatımla başlayacağız. Biz bunu sözcükte anlam konusunda zaten görmüştük. Orada detaylı bir şekilde bakmıştık. Müsaadenizle bu arada ışıklandırmayı açmayı unutmuşum. Onu bir açayım. Kusura bakmayın lütfen. Evet. Açtık mı? Kusura bakmayın ya da ben videoda bu kısmı keseceğim artık. Evet, gerçek ve mecaz anlatım, biz bunu görmüştük dostlarım. Şimdi bunu cümle düzeyinde yorumlayacağız. Niye? Çünkü aynı duygu, düşünceler mecaz yolla ya da gerçek yolla aktarılabilir. Örneğin annesi ona uyumadan önce ince bir kitap okudu dediğimizde bu cümlede herhangi bir yerde dikkat edin bir mecazi söyleyiş yok. Dolayısıyla bu cümlenin anlatımı gerçek anlatımdır diyeceğiz. Apartmandaki komşular zamanla birbirine ısındı dediğimizde ısınmak sözcüğünden yola çıkarak anlatımın mecaz olduğunu söyleyebiliriz. Apartmandaki komşular zamanla birbirine alıştı deseydi aynı duygu, düşünceler gerçek yolla anlatılmış olurdu. Arkadaşlarının oyununa kanmış, fark edince üzülmüştü. Evet, mecazi bir anlatım. Arkamdan film çevirmene çok üzüldüm. Evet, mecazi bir anlatım. Bakıyorum da beni görünce havalara uçtun. Evet, mecazi bir anlatım. Aynı duygu, düşünceler gerçek yolla da anlatılabilirdi. Biz buna gerçek ya da mecaz anlatım diyeceğiz dostlar. Peki, gelelim öznel ve nesnel anlatımlara. Öznelin diğer adı subjektif, nesnelin diğer adı objektif. Nesnel, gerçekliği kanıtlanabilir, herkese göre aynı olan, görece olmayan, kişilerin duygularına dayanmayan anlatımlardır dostlarım. Nesnel anlatımda ölçülebilir, kanıtlanabilir, yorumlara meydan vermeyen bir anlatım vardır. Şöyle ki, benceye, bana göreye yer yoktur. Bence, bana göre diye yaklaşamazsın. Dolayısıyla nesnel anlatımlı cümlelere çirkeflik yapamazsınız. Orada ne varsa evet o odur. Bence öyle değil diyemeyiz. Öznel ifadeler ise doğruluğu ve yanlışlığı kişilere göre değişebilen, kanıtlanamayan, tartışmalı, ölçülemeyen, duygulara bağlı, yorumlanabilir, bilimsel olmayan yargılardır. Bu tür cümlelerde izlenimler, yorumlar, duygular, beğeniler, kişisel görüşler aktarılır. Ancak nesnel anlatım, öznel anlatım illa hangisi nesneldir, hangisi özneldir şeklinde karşımıza çıkmayabilir. Şöyle de sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisi söyleyenin kişisel düşüncelerini içermemektedir? Nesnel istiyor, içermektedir deseydi öznel istemiş olurdu. Aşağıdakilerden hangisi daha kolay kanıtlanır? Nesnel istiyor, kanıtlanamaz deseydi öznel olurdu. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde düşünce eksiksiz ve belirli bir kesinlikle anlatılmıştır? Nesnel istiyor, anlatılmamıştır, öznel istemiş olurdu. Haydi örneklere bakalım. Bu yıl son yapıtını takma bir adla yayınlayan Harry Potter yazarı, önceki anlatım yöntemlerini bir kenara iterek ruhla şeytan savaşını geçmiş tarihlere dayandırarak anlatıyor cümlesinde. Bence değil, bana göre değil.
Ben öyle düşünmüyorum diyeceğim bir durum var mı? Yok. Ya da bu cümleyi ifade eden kişi beğenisini, nefretini, takdirini vesaire, yani bir duygusunu bana aktardı mı? Hayır. Dolayısıyla bu cümle nesnel anlatımlı bir cümle olmuş olduğu. Buz Devri yönetmenliğini Chris Wedge ve Carlos Saldanha'nın yaptığı Blue Sky Stüdyoları 2002 yapımlı bir 3D animasyon filmi. Buraya kadar bir şey yok. Çıktığı anda hem büyüklerin hem küçüklerin büyük ilgisini çeken film inanılmaz bir başarı göstermiştir. İnanılmaz olması, hem büyüklerin hem küçüklerin ilgisini çekmesi, ki benim ilgimi çekmedi diyebilirim değil mi? Kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla bak, bu cümleye ben çirkeflik yapabildim. Yapabildiğime göre öznel anlatımlı bir cümledir diyeceğiz. Nobel ödüllü Marquez başyapıtı için 100 yıllık yalnızlığı 2 yıldan daha bir kısa bir sürede yazdım ama yazı makinemin başına oturmadan önce bu kitap hakkında düşünmek 16 yılımı aldı demişti. Birinden duyduğum sözü aktarıyorum. Bu zaten nesneldir. Adamın sözünün içinde öznel ifadeler olabilir. Orası bizi ilgilendirmiyor. Cümlenin tamamına baktığımda birinin cümlesini duydum ve bunu size aktarıyorum. Evet, bu bir nesnel anlatımdır dostlarım. Unutmayalım. Dostoyevski'nin kahramanları bütün Avrupa'yı dolaşan insan tipidir ama yine de Rus'tur. Bizim romanlarımızın kahramanları Türk ismi taşır. Çevre yurdumuza aittir ama yine de bir yapaylık sezilir romanlarda. Hayır kardeşim, ben yapaylık sezmiyorum diyebilirim. Bak, cümleye rahatlıkla çirkeflik yapabiliyorum. Haliyle buna da biz öznel anlatımlı cümle diyeceğiz dostlarım. Peki gelelim diğer bir anlatım biçimi. Doğrudan anlatım, dolaylı anlatım. Şimdi doğrudan söylenenleri biçimsel bir değişikliğe uğratmadan sözü ilk söylendiği biçimde olduğu gibi aktaran cümlelerdir, unutmayalım. Dolaylı anlatım ise başkalarına ait sözleri değiştirerek sadece içerik olarak aktarmaya. Ne demek bu hocam? Yani cümlenin içeriğini değiştirmeyeceğim, aktardığım cümlenin aynı şeyi aktaracağım ama biçim olarak değiştirip kendi ifadem içinde eriterek aktaracağım. Yani sözü kişi, zaman, anlatıcı değişiklikleriyle aktaracağım. Şöyle ki, Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyerek bir gerçeği dile getirmiştir cümlesine baktığımızda, Atatürk'ün ağzından çıkan cümleyi olduğu gibi aktardım, buna doğrudan anlatım denir. Atatürk hayatta en gerçek yol göstericinin ilim olduğunu söylemiştir. En hakiki mürşidin ilim olduğunu söylemiştir. Bu şekilde aktarsaydım kıymetli dostlarım, buna dolaylı anlatım denirdi. Dolayısıyla doğrudan anlatımda da dolaylı anlatımda da birinin sözünü aktarma durumu söz konusudur. Ancak aktardığımız sözü olduğu gibi aktarıyorsak, hiçbir değişikliğe uğratmıyorsak doğrudan, içerik aynı, biçimini değiştirip kendi ifadem içinde aktarıyorsam dolaylı anlatım olur, ki dolaylı anlatım genellikle dığını söyledi, dini söyledi şeklinde biter. Bunu da unutmayalım. Şimdi kalem kılıçtan keskindir der atalarımız. Bak, atalarımızın ağzından çıkan cümle şu: kalem kılıçtan keskindir. Bunu olduğu gibi aktardım. Kalemin kılıçtan keskin olduğunu söyler atalarımız. Evet, buna da dolaylı anlatım diyeceğiz. Cümle bilgisi konusuna geldiğimizde bu doğrudan anlatımlı cümlelere iç içe kaynaşık cümle, dolaylı anlatım cümlelere de girişik birleşik cümle diyeceğiz. İkisi de birleşik yapılı cümle oluşturur. Evet, bunları da cümle bilgisinde göreceğiz. E hocam, aktarılan cümle illa tırnak içinde mi verilmeli? Eğer özne baştaysa evet, tırnak içinde verirsin. Özne başta değilse, örneğin kalem kılıçtan keskindir der atalarımız. Bak, özneyi sona attık. Bu sefer aktardığım cümleden sonra virgül koymam benim için yeterlidir. Unutmayalım. Peki geliyorum tanım cümlelerine. Bir varlığın veya kavramın ayırt edici özelliklerini belirli bir kesinlikle ifade eden cümlelerdir. Kısacası bu nedir? Bu kimdir? Bu ne değildir? Bu kim değildir? Gibi sorulara cevap veren cümleler. E haliyle tanım cümleleri illa olumlu olacak diye bir kaydı yok. Olumsuz biçimde de tanım cümlesi yapılabilir. Bunu da unutmayalım. Sevgi sahip olduğumuz en asil duygudur. Sevgi nedir hocam? Evet, cevap verdi. Evet, öznel cevap verdi. Olabilir. Bir tanımın özneli olabilir, nesneli olabilir. Bir tanımın doğrusu olabilir, yanlışı olabilir. Ama tanım tanımdır. Unutmayın. Nedir, kimdir, ne değildir, kim değildir sorularına cevap vermesi benim için yeterlidir dostlar. Dikkat. Dolayısıyla bu öznel de olsa bir tanım. Unutmuyoruz. Kişinin kendini başkasının yerine koymasına empati denir. Empati nedir? Evet, cevap verdi. Askerlik Türk milletinin her ferdinin ilk mesleğidir. Askerlik nedir? Evet, cevap verdi. İş, oluş, durum bildiren sözcüklere fiil adı verilir.
Fiil nedir? Cevap verdi. Yeni kitabım aslında hayallerimle hayatımın savaşıdır. Yeni kitabın nedir? Evet, cevap verdi. Ünlü kişilerin kendi yaşamlarını anlattıkları yazılara otobiyografi denir. Otobiyografi nedir? 21. yüzyılda televizyon bir aptal kutusudur. Televizyon nedir? Evet, cevap verdi. Öznel ya da nesnel, doğru ya da yanlış, o kısımlarına bakmıyoruz. Ha, soru kökü bunu bizden isterse. Hangisi öznel tanımdır? Hangisi nesnel tanımdır? O zaman nesnelliğine, öznelliğine bakarsınız ama istemediği müddetçe dostlar, doğruluk, yanlışlık, öznellik, nesnellik, bu kısmı bizi ilgilendirmiyor. Bu nedir ya da ne değildir? Bu kimdir ya da kim değildir gibi sorulara cevap vermesi yeterli. E hocam, sen verdiğin örneklerde hep olumlu örnekler verdin. Bunun olumsuzuna da örnek ver. Verelim. Örneğin özgürlük başkalarının yaşamını kısıtlamak demek değildir dersem, özgürlük ne değildir'e cevap verdi. Dolayısıyla tanım cümlesi olmuş oldu. Peki geliyorum karşılaştırma cümlelerine. İki kavram, nesne, eser, kişi arasında yapılan kıyaslamaya karşılaştırma denir. Evet, doğru düşünüyorsunuz. Cümle içerisinde en, daha, çok, pek gibi derecelendirme zarfları görüyorsam orada karşılaştırma ihtimali çok yüksek. Ama illa bunlar olacak diye bir kaide de yok. Birazdan örneklerde göreceğiz. Karşılaştırma cümlelerini benzetme cümleleriyle olan ilişkisi bakımından zaman zaman karıştırabiliyorsunuz. Bunu şöyle formülize edebiliriz dostlarım. Şöyle düşünün. Her benzetme aynı zamanda bir karşılaştırmadır. Ama her karşılaştırma benzetme midir? Değil. Ama bir yerde benzetme görüyorsan orada karşılaştırma da olabileceğini aklına getirmelisin. Örnek, burası da geçen hafta gezdiğimiz yayla gibi güzel. Burada bir benzetme var. Benzetme olduğu için aynı zamanda geçen hafta gezdiğimiz yaylayla da karşılaştırmış olduğu unutmayalım. Burası geçen hafta gezdiğimiz yayladan da güzel. Ha bak, bu sadece karşılaştırma. Çünkü her karşılaştırma aynı zamanda benzetmedir diyemiyoruz. Yıpranmak paslanmaktan iyidir. Evet, karşılaştırma, bak burada en, daha, çok, pek, bunlar kullanılmadı. Ama yıpranmak ve paslanmanın karşılaştırıldığını ben burada anladım. Duyduğum en güzel sesti, diğer seslerle kıyaslıyorum. Onun gibi daha niceleri bir lokma ekmeğe muhtaçtı. Onun gibi niceleri, değil mi? Güzel. Şimdilerde eski gemilerin yerini son derece modern gemiler almış. Eski gemiler, modern gemiler. Evet, yine bir karşılaştırma söz konusuydu. Evet değerli dostlarım, aşama bildiren cümleler, bu da bir anlatım biçimi olarak değerlendirilebilir cümle bazında. Biz zaten paragrafa geldiğimizde anlatım biçimlerini orada detaylı bir şekilde göreceğiz ama cümle düzeyinde bu başlıkları görmemizde yarar vardı. Olayın ya da durumun zamanla gerçekleşmesini anlatan cümlelere biz aşama bildiren cümleler diyeceğiz dostlar, unutmayalım. Yeni kurduğumuz şirkette işlerimiz günden güne büyüyor derken, evet bir aşama var. Salgın hastalık her geçen gün daha çok yayılıyor. Evet, bir aşama söz konusu. Bu aşamayla ilgili kıymetli dostlarım, hangisinde doğa devinim halinde verilmiştir? Ya da paragraf sorularında 3. cümlede doğa devinim halinde verilmiştir gibi ifadeler görebilirsiniz. Peki bu nedir? Bu ifade çevremizde gördüğümüz varlıkların hareket halinde olması ve belli bir zaman sonra aynı hareketliliğin bitip yeniden başlaması anlamında kullanılır. Şöyle ki, buralarda insanlar her gün tarlalarına gider, akşama kadar çalışıp gece dinlenmeye çekilir ve güneşin doğuşuyla tekrar aynı koşuşturmaya başlarlardı. Ha bak, bir devinim söz konusu. E hocam, doğa dedik. E insan da doğanın bir parçası. İlla yağmur yağması, şimşek çakması gibi bir doğa olayı aramak zorunda değilsiniz dostlarım. Bir hareketlilik, başlaması ve bitmesi, başlaması ve bitmesi. Tamam? Evet, kitabımızdan örnek bir soru çözelim ve dersimizi bitirelim. Hem bu kitabın hem de diğer kitapların satın alma linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Yorum olarak da sabitleyeceğim. İndirim kodunu da yazacağım ki Eyüp Hoca öğrencilerine özelde bir indirim sağladılar. Oradan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu parçada cümlelerden hangi ikisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Evet, nesnellik, öznellik istedi hocam. Hadi bakalım. Türkçe'ye yeni kazandırılan sürgün ve krallığın en önemli sorunsalı duru zihin. Şu en önemli sorunsalı duru zihin beni öznelliğe götürdü değil mi? Dolayısıyla buraya bir ö koyalım. Kitapta gerek anlatım teknikleri gerek içerik açısından birbirinden son derece farklı altı öykü bir araya gelmiş. Hani birbirinden farklı dese belki de son derece farklı. Bu kadar mı farklılık gördün mübarek? Ben görmedim diyebilirim. Dolayısıyla bu kişiden kişiye değişir, öznel bir ifade. Kitaba ad olduğu düşünülen sürgün ve krallık diye bir öykü yok. Evet, insanlarda böyle bir düşünce var. Ben baktım, yok.
Bence değil, bana göre değil diyemem. Dolayısıyla bu nesnel olmuş oldu. Öykülerden yalnızca ikisi Cezayir'de geçiyor. Evet, burada duygu yok. Dolayısıyla nesnel oldu. İlk bakışta kahramanları birbirine yaklaştıracak kişisel özellikler metinde belirmiyor. Hayır kardeşim, ben hemen sezdim diyebilirim. Bak, çirkeflik yapabildim cümleye. Dolayısıyla bu öznel oldu. Hangi ikisi? 3 ve 4. 3 ve 4'ü işaretliyoruz. Cevabımız da C seçeneği olacaktı dostlarım. Evet dostlar. Buraya kadar izlediğiniz için ve dahi destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Hoşça kalın.